Tate, Britanya'da Burne Jones'a ait özel bir sergideyiz. İçinde bulunduğumuz oda, ressamın Yaban Gülü serisi olarak bilinen tablolarına ayrılmış. Bu tablolar, uyuyan güzelin hikayesini anlatır. Korkunç bir büyüye maruz kalan bir prenses ve tüm saray eşrafı 100 yıl boyunca uyurlar. Ta ki bir prens gelip prensesi öperek uyandırana kadar. Karşımızdaki tablolar aslında tam olarak bu hikayeyi anlatmıyor. Sanatçı bu hikayenin içindeki tek bir ana odaklanmış. İlk tabloda, sol tarafta, serideki tüm karakterler arasında uyanık olan tek kişiyi görüyoruz. Bu bir şövalye. Ayakta duruyor. Üzerindeki zırhı ve elindeki kılıcı onu etrafındaki yaban gülü ağacından koruyor. Şövalyenin çekingen bir havası var. Sanki gözlerini önünde olup bitenlerden uzaklaştırmaya çalışıyor gibi. Belki de gördüklerinden biraz korkmuş olabilir. Ondan önce gelen şövalyeler bu çalıya yakalanmış ve büyünün etkisiyle uykuya dalmışlar. Aradan 100 yıl geçmiş ve bu zaman içinde yaban gülünün dikenli ve kalın dalları tüm ormanı kaplamış. Şövalyeleri kalkanlarından ayırmış, kasklarını kafalarından çıkarmış. İnsanlık için zaman durmuş ama doğa kaldığı yerden devam etmiş. Genel olarak bir güzellik ögesi olarak görülen gül ağacı burada bir kötülük ögesi haline gelmiş. Başarısız şövalyelerin kalkanlarını ellerinden almış ve kendi zaferinin bir göstergesi olarak dallarına asmış. İlk panel için William Morris şu dizeleri yazmış. Kaçınılmaz uyku süzülerek akıyor gül ağacının büklümlerinde. Nihayet kaderde yazılı olan el ve yürek uyku lanetini kaldırmak için geliyor. Şimdi ikinci tabloya geçelim. Burada saray eşrafını görüyoruz. William Morris şunları yazmış. Savaş tehdidi ve barış umudu, krallığı tehdit eden tehlike artmakta. Uyu ve o günü bekle, kader elbet zincirlerini kıracak. Elinde bir el yazması olan ve sanki saray görevlileriyle bir toplantının ortasındayken bir anda tahtında uyuyakalmış kral figürü çok etkileyici. Kralın ayaklarının yanında önünde açık kitabıyla duran bir yazman var. Yazman elindeki kitabı aradan 100 yıl geçmesine rağmen uyandığında sanki kaldığı yerden devam edecekmiş gibi tutuyor. Atlamamamız gereken bir ayrıntı, sağ köşedeki kum saatinin zamanın da durmuş olduğunu temsil edecek şekilde akmıyor olması. Tablolardaki tüm diğer figürlerin ön planda sıkıştırılmış olması bize bunun bir süsleme ögesi olduğunu gösteriyor. Kralın tacı ya da uyuyan figürlerin yansımalarını gördüğümüz parlak yer döşemesi gibi diğer ögeleri ön plana çıkarıyor. Üçüncü tabloya geçelim mi? Burası da sarayın içindeki bir avluya benziyor. Bu panel için Morris'in yazdığı dizelere de hemen bir göz atalım. Toprağın bakir memnuniyeti ses ya da el izi bilmiyor. Uyku suyunun doldurduğu bardak yerinde duramayanları bile hareketsiz kılıyor. Sağ tarafta bir dokuma tezgahı var. Burası zanaatkarlığın merkezi, sanatın yaratıldığı bir yer olsa gerek. Bu bana Burne Jones ve Morris'in idealleştirdiği ortaçağ atölyelerini çağrıştırıyor. Toplu üretimden uzaklaşıp sanat eserlerinin atölyelerde büyük uğraşlar sonucu yaratıldığı bir zamanı resmetmiş. Parlak yer döşemesi üzerinde yine yansımalar görüyoruz. Bu tablodaki figürler ise oturmuş bir vaziyette uyuyakalmışlar. Yaban gülü sarayın içindeki bu alanı henüz ele geçirememiş. Serinin son tablosunda ise prensesi görüyoruz. Ancak bu öpücük sahnesi değil. Uyuyan güzel denince akla gelen son sahne hep prensesin uyandığı andır. Yani prensin öpücüğü ve akabinde saraydaki herkesin uyanması. Ama burada herhangi bir aksiyon yok. Her şey 100 yıl boyunca olduğu gibi, hareketsiz. Hadi Morris'in yazdıklarına bakalım. Birikmiş aşk, işte burada yatıyor. Var olabilecek tüm hazinelerin anahtarı, kaderde olan uyandırıcı güç, buraya gel ve bu uyuyan dünyayı uykusundan ayır. Prenses bir yatağa uzanmış ve yatakta çok güzel bir çarşaf var. Resimdeki tüm yüzeylerin süslemelerle dolu olduğunu söylemek mümkün. Halıda tavus kuşları var.
Yerde duran tacın üzerinde değerli taşlar, son derece bezeli bir sandık, yerde ise tanıdık ögeler barındıran yer döşemeleri var. Prensesin uzandığı yataktaki taşları da gördünüz mü? Ama ben en çok çarşafın üzerindeki gümüş zilleri beğeniyorum. Bu benim, tablo bu kadar hareketsiz olmasaydı, yani hareketli bir ana bakıyor olsaydık ortaya çıkabilecek sesleri düşünmemi sağlıyor. Gülün dikenli dallarının diğer tablolara göre burada daha nazik oldukları da dikkatinizi çekti mi? Burası sarayın içi ve gül ağacı buraya daha yeni ulaşmış. Bu kısımda gülün dallarının sanki parmaklar gibi sandığın içindeki hazineye ulaşmaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve prensesin başını da çevrelemeye başlamış. Dekoratif ögeler yine ön planda. Dekoratif kelimesi 20. yüzyılda modernizmin de yükselişiyle kendi anlamının dışında kullanılmaya başlayan bir kelimeye dönüştü. Modern mimariyi ele alalım. Adeta geçmişten kopmak, tarihin kabuğunu soymak ister gibi. Modernizm, dekoratif olan şeylerin boş ve yüzeysel algılanmasına yol açtı. Bu resimde ise dekoratif ögeler asla boş ya da yüzeysel değil. Örneğin Burne-Jones için dekoratif demek, Orta Çağ'ın sosyal ve politik problemlerini değerlendirmek gibi bir şey. Burne-Jones'un şiiri modern hayata geri döndürmek istediğini ve bunun için de resmi kullandığını düşünebiliriz. Burne-Jones diyor ki, "Bir resmi, bir şiiri okuduğumuz gibi okumayı ne zaman öğreneceğiz? Onda da bir hikaye bulabileceğimizi." İnsanlığın göstereceği küçücük bir ilginin kalbimize dolduracağı hayranlıkla karışık korku, belki onları günün güzel düşüncelerinden ayırabilir. Bu fikirler arasında, bu resimlerle dolu oda, fabrikalarla, toplu üretimle dolu ve giderek hızlanan dış dünyadan kaçmak için bir sığınağa dönüşüyor. Bence sığınaktan da fazlası. Burası sadece kaçmak için gideceğimiz bir yerin ötesinde. Kaybettiğimiz ve derinden insani olan şeylere geri dönebileceğimiz bir yer gibi.